أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين حمد yerlerin, göklerin ve ikisi arasında kalan her şeyin tek ve mutlak hakimi, tek ve mutlak sahibi, tek ve mutlak Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam son Resul ve Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, bidat ve hurafelerden beri olan temiz ailesine ve yolların en güzeline tabi olup yine en güzel şekilde nihayete erdiren güzide ashabının ve takipçilerinin üzerine olsun. Konumuz medya ve medya araçlarının arka planıdır. Ancak medyanın labirentinsi dünyasını hem zamanımızın kısıtlı olması sebebiyle hem de konunun gerçekten çok geniş olması, kapsamlı olması nedeniyle genel bir çerçeve içerisinde çizerek Müslümanların bilmesi, sakınması gereken şeyleri, durumları değerlendirmeye çalışacağız inşallah. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu yüzden bir bilgiyi öğrenmesi, paylaşması, sunması, tebliğ etmesi, aktarması sürekli insan içinde var olan bir tutumdur. Bu yaratılıştan yani fıtrattan dolayı günümüz insanı medya araçlarını sıklıkla kullanmaktadır. Ancak genel olarak insanlığın, özel olarak ise biz Müslümanların bir takım sorunlar, karşı karşıya kaldıkları bir takım sorunlar, bir takım problemler ve bu problemlerle gelen tehlikeler vardır. Öncelikli sorunumuzun başında bilgi kirliliğine maruz kalarak doğru habere, gerçek bilgiye ve hak olan mesaja ulaşma sorunumuz. Sonra gerçeği yansıtmayan bu bilgi ve mesajların televizyon, sosyal medya ve alternatif medya aracılığıyla insanlarımızın üzerinde ciddi bir ahlaki çöküntüsünün oluşması sorunu vardır. Daha sonra ise ahlakı ve münasebetleri lakaytlaşan ve ilişkileri gevşeyen insanlarımıza karşı düzenlenen beyin yıkama programlarının toplumu inancından, kültüründen, hülasa benliğinden uzaklaştırması sorunları ile karşı karşıya kalmaktayız. Doğru ve gerçek olan habere, bilhassa Müslümanları ilgilendiren haberlere ulaşamıyoruz. Sebebi ise gayet açıktır. Dünyada medya genel olarak İslam gibi kusursuz, İslam gibi eksiksiz, İslam gibi kapsayıcı, İslam gibi adaletli, İslam gibi sınıfsal ayrımın söz konusu olmadığı, tüm insanların tek ve hak Rab olan Allah'a boyun eğdiği bir yaşam sistemine karşı olan güçlerin elinde bulunmasından dolayıdır. İslam'la yönetilen idareleri ortadan kaldıran güçler tekrar krallıklar, sultanlıklar, zorba idareciler koyarak tekrar bir adil düzenin gelmesinden korkmaktadırlar. Peki adil düzenin gelmesinden neden bu kadar korkup medya silahlarını Müslümanların üzerine, yaşantısına, ailesine, hülasa her alanına çevirmiştirler? Bunlar adaletten korkmaktadırlar. Çünkü bu adalet ne bir kralın, ne bir sultanın, ne bir diktatörün adaletine benzer. Bu adalet dört halife dönemindeki örnekliğiyle ilahi yaradanın adaletidir. Kafirler, münafıklar, müşrikler korkmakta aslında haklıdırlar. Müslümanlar, fakirler, mazlum ise sevinmekte haklıdırlar. Çünkü Müslümanların başına Ebu Bekir radıyallahu anh gibi biri gelse güçlü zayıfı ezemeyecek, fakirlerin yüzü ekşimeyecektir. Ömer gibi biri gelse radıyallahu anh Fransa o karikatürü çizmedeki cüretkar tavrını sergileyemeyecektir. Osman radıyallahu anh gibi biri gelse İngiltere yeraltı zenginliklerinin, Afrika'nın yeraltı zenginliklerinin, yerüstü zenginliklerinin sömürmeyecek, insanlık Afrika'da susuzluktan suskunlaşmayacaktır. Ali radıyallahu anh gibi biri gelse harici zihniyetinde olan Müslümanları kafir gören bir örgüt barınamayacak, dünya zulmünü arttırmada bu bahanenin arkasına saklanamayacaktır. Bu yüzden korkuyorlar. Bu yüzden medya silahlarıyla haberleri çarpıtarak Müslümanlara algı operasyonları, zihin saldırıları düzenlemektedirler. İçimizdeki gayrimüslim sevdalılarına gelecek olursak, kendilerinin Müslüman olduğunu öne sürerek her fırsatta ve nefeste Müslümanlara ve değerlerine saldırmayı vazife kabul etmiş
Yahudi ve Hristiyan lobilerine bağlı haber ajansları bünyesinde çalışarak İslam aleyhinde Müslümanlara karşı propaganda yürütmektedirler. Müslümanlar, şunu bilmeliyiz ki kapitalist bakış açısına sahip olan şu dünya standardında kapitalist nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına savaş açmış kan emici bir sistemin varlığında daha da açıklayıcı olsun. Büyük ölçekte bizi yansıtan, bizim gibi düşünen, bizim gibi dünyaya ve ahiret hayatına bakan ne adil bir medya vardır ne de araçları mevcuttur. Ancak kendi çaba ve gayretleriyle hakkı ve hakikati paylaşan Müslümanlar da yok değildir. Ancak gündemimizi belirleyemiyoruz. Gündemimizi yine onlar belirlemekte. Medya, insanları eğlence adı altında denetleyen, kontrol altında tutan bir mekanizmadır. Dünyaya hangi yaşam sistemi hakimse medya o hakim gücün elindedir. Onların inandıkları prensipler çerçevesinde yayın ilkeleri düzenlenir. Her yayın tüzüğünde Allah'ın hudutları, sınırları gözetilerek yayın akışı sağlanacaktır diye bir madde yoktur. Allah'ı nasıl eğitimden, hukuktan, siyasetten, sosyal hayattan, hatta ve hatta gündelik bir hayattan bile uzak tutanlar medyadaki haber yayın tüzüklerine de karıştırmamaktadırlar. Ancak demokrasinin hudutları ve çerçevesinde yayınlar yapmaktadırlar. Demokrasi ise kendi ürettikleri bir kavram, bir söylentiden ibarettir. Her ajansta ya da haber kanallarında demokrasi ya da eşik bekçileri denen editörler vardır. Bunlar her gelen haberi gazetede yayınlanmadan önce, haberlerde yayınlanmadan önce bir süzgeçten geçirirler. Haber gelir, demokrasiye uygun olup olmadığı, misyonlarına uygun olup olmadığı kontrol edilir, yayına hazırlanır. Şayet İslam ümmetinin menfaati mi söz konusu oluyor? Dini bir propaganda olduğu söylenir, demokrasiye aykıdır denilir, demokrasi adına bizim haberlerimiz bizlerden gizlenir. Haber kanallarında hep aynı söylentiler ve hep aynı laklaklar sürüyor. Filistin'de terör örgütü İsrail çocukları öldürürken hangi haberde kaç dakika izledik? Bacılarımız peçelerini açmaması için bir İsrail köpeği tarafından sokak ortasında kurşunlanırken ve bir Filistinli gencimiz sokak ortasında bir İsrail askeri tarafından cayır cayır yanarken hangi haber kanalı kaç dakika verdi? Afganistan'da bacılarımıza el uzatıldı, yaşlılarımız değnekle dövüldüğünde hangi haberde kaç dakika izledik? Irak'ta bir tarafından Amerikan askerleri, diğer taraftan vahdeti savunan, İslam ümmetinin birliğini savunan Şiiler tarafından katliam yapılırken ehli sünnete hangi haber kanalı kaç dakika verdi, biz kaç dakika izledik? Ehli sünnet olduğunu iddia edenler de kaç dakika kürsülerde eleştiride bulundular. Orta Afrika'da kardeşlerimizi Ashab-ı Uhdud gibi yaptılar. Ashab-ı Uhdud, Buruç suresinde de geçtiği gibi Müslümanların sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için ateş dolu hendeklere atıldıklarıdır. Atıldıkları Ashab-ı Uhdud'dur. Bunlar olurken haber kanalları kaç dakika yayınladı ve biz kaç dakika izledik? Doğu Türkistan'da komünist Çin zulmünü arttırırken namazı yasakladı, Allah'ın nikahını yasakladı ve gözünün üstünde kaşın var misali sebeplerle uzun yıllar Müslümanların, alimlerinin, hocalarının, talebelerinin uzun süre hapishanelerde tuttuğunda haber kanalları kaç dakika verdi ve biz kaç dakika izledik? Bosna'da çocuklar toplu mezarlara gömülürken, çocuklar toplu mezarlara koyulurken dünya basını neredeydi, kaç dakika izledik bunları? Çeçenistan'da kızının gırtlağının kesilmesi, Tacikistan'da Hacı Baba'nın sakalının yerde sürtmesi hangi haber kanalı tarafından haber niteliği taşımaktadır ve kaç dakika yayında tutunabilmektedir? Myanmar'da Myanmar hükümetiyle sözüm ona barışçı otaçiciye, böceğe bile merhametli olan Budistler, öyle değil mi? Budistler medya kanallarında hep böyledirler, merhametli diye gösterilir. Baltalarla Müslümanlara katliam yaparlarken hangi İslam devleti olduğunu savunan
ülkeler ordularını seferber etti ve hangi kanal kaç dakika yayınladı? Suriye'de bir taraftan Ortodoks Haçlısı Rusya, bir taraftan Hazreti Ali'yi ilah kabul eden Rafizi Esed taraftarları, bir taraftan da İran Şii Cumhuriyeti Müslümanları çocuk, yaşlı, kadın demeden misket bombalarıyla aç bırakarak, susuz bırakarak yavaş yavaş ölüme terk ederlerken hangi haber kanalı kaç dakika üzerinde eğildi? Bizi Müslüman Müslümanı öldürüyor diye kaç yıl yalan haberlerle uyuttular ve avuttular. Bu haberlere kaç dakika tanık olduk? Ne kadar süre, ne kadar saat ve ne kadar gün kedi köpek haberlerine tanık olduk? Doğumu yaklaşınca aile hekimine giden kedi haberi kadar bir değerimiz yok. İnsanlık ölürken dünyada insanlar dünya futbol şampiyonasına kilitlendiler. Öyle bir oyun oynandı ki bizlere bütün taraftarlarımızı tribüne yolladılar ve medya muhteşem bir sihir sergiledi. Hazreti Musa aleyhisselam zamanındaki Yahudi toplumunda Firavun'un zamanındaki gözde sihirbazları gibi belki şu anda değneklerini oynatmıyorlar, belki şu anda iplerini oynatmıyorlar ama medyada, televizyon, sosyal medya, alternatif medya, reklamlarda muhteşem bir sihir uygulanıyor bizlere. Artık bu devirdeki sihir böyle. Bu devirdeki büyüler artık böyle. Modada nasıl giyineceğimize karar veriyorlar. Ne içeceğimize, ne yiyeceğimize. Neyi izleyeceğimize, neyi izlemeyeceğimize. Fobilerimiz, hatta korkularımızı bile etkiliyorlar. Neden korkacağımıza, neden korkmayacağımıza onlar karar veriyorlar. Fobilerimize, hangi boş zamanımızda neyle değerlendireceğimizi onlar biçiyor, onlar bize örnek gösteriyorlar. İslam ümmetinin tahakkümü olmadığı süre içerisinde böyle de devam edeceklerdir. Düşünün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında medya Kureyş müşriklerinin elinde. Düşünün Müslümanlar hiç peygamber ve ashabı hakkında olumlu bir haber paylaşırlar mıydı? Ya da Müslümanları uyandıracak, kaldıracak, şahlandıracak, diriltecek bu sihir dünyasını asasıyla yerle bir edecek bir Musa'nın yetişmesine sebebiyet verecek bir haber paylaşırlar mıydı? Cevap tabii ki hayır. Aksine İslam'ın aktif bir dava oluşundan çok evden işe, işten eve pasif bir vicdan dini olarak kalması için çalışıyorlar. Nitekim topluma olan yansımalarına da hep birlikte şahit olmaktayız ne yazık ki. Bu yüzden her türlü habere itimat etmemeli, güvenli bildiğimiz kaynaklardan haberin doğruluğunu teyit ettirmeliyiz ve haberlerin sadece TV kanallarından belli başlı haber kanallarından da öğrenmemeliyiz. Nitekim dünyada önümüze serdiği her türlü nimetin ölçüsünü belirleyen Allah-u Teala haber alma noktasındaki ölçümüzü de belirlemiştir. Hucurat suresi 6. ayette Bismillah, ey iman edenler, size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın buyurmaktadır. Ey iman edenler, size bir fasık haber getirirse. Fasık kimdir? Allah'ın ve Resulünün emirlerine riayet etmeyen, ona uymayan, hayatının her bir metrekaresinde Allah'ın ve Resulünün ölçüsünü kabul etmeyen kurum, kişi veya kişiler olabilir. Şimdi ey Müslümanlar, televizyonlar bir araç olarak bu kategoriye giriyor mu, girmiyor mu? Bizi fıska, fücura, ahlaksızlığa, Allah'a rağmen Allah'a karşı bir özgürlüğe çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Çağırıyor. O zaman nasıl olur da Müslümanlar hakkında bize gelen bir haberin doğruluğunu araştırmadan, soruşturmadan, sormadan televizyon gibi fasık bir medya aracına güvenebiliyoruz? Eğer böyle yaparsak Allah Resulü bize şöyle seslenecektir. Ey her duyduğunu söylemesi, nakletmesi, anlatması kişiye günah olarak yeter. Müslim'de geçiyor hadis. Bizi gerçekten gerçek mesajdan alıkoymak için misyoner medya patronları televizyonlar sayesinde bir bilgi kirliliğine yol açıyorlar.
Yeter ki sana ve ailene doğru yolu gösteren mesaja ulaşmaman için. Seni medya silahlarıyla rehin alıyorlar. Dedeni dipçikle uzaklaştırmışlardı. Anne ve babanı Yeşilçam filmleriyle zehirlediler. Seni ise bebekken çizgi filmlerle önce çizginden kaydırdılar. Daha sonrası ise ahlaksızlığa, fırlamalığa, zorbalığa, beden ticaretine çağıran dizilerle seni hak olan mesajdan uzaklaştırıp yeni dünya düzeni dedikleri düzene uydurarak kontrol altında tutmaktadırlar. Bakıldığında topluma Hazreti Ömer'in şu sözü gerçekleşmiştir. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Karşılığını bulmuş. Bakıyoruz insanlarımız inandıkları ölçüsünde yaşamadıklarından dolayı yaşamış olduklarını din zannettiler. Ve medyanın bunda tabii ki çok 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 büyük etkisi vardır. Allah bizi yanlış bilgilerden uzak tutarak inandığımız gibi yaşasın. Amin. Televizyon ve sosyal medyadan türeyen, sadır olan popüler kültür, yani sözüm ona özünden koparıcı her türlü bilgi ve mesajlar gençlere ve ardından tüm insanlara pompalanıyor. Bu şekilde Allah'ın bizden istemiş olduğu görevleri yerine getirmekte acizlik çekiyoruz. Ve çeşitli problemler içerisinde kalan bu İslam ümmeti, medya araçları olan televizyon, sosyal medya ve alternatif medya ile bireyler kaybetmeye devam ediyor. Bu kaybediş ahlaki çöküntüyle beraber malayani boş işlere yönlendirerek bizden esirler alıyor. Gençlerimiz birer birer medyanın kurbanlar listesine adını yazdırıyorlar. Birçok annenin masumane bir eğlence ibaretinden gördüğü televizyon dizileri bize bir anne, bir baba, bir kardeş, bir arkadaş, bir dede, bir nine, bir eş profili çiziyor. Bu profil çizilirken hangi ölçülere göre çiziliyor? Tabii ki İslam ölçülerine göre değil. Tabii ki insanı robotlaştıran, duygusuzlaştıran, duyusuzlaştıran, edepsizleştiren, lakaytlaştıran, ciddiyetsizleştiren yeni dünya düzeni dinine uygun ölçülerde bireyler yetiştiriyorlar. Ve bunun yansımalarını da yine toplumda görmekteyiz ne yazık ki. Bunu yapanın ister masonlar olduğunu söyleyin, ister İlluminati örgütü deyin, ister para odakları deyin. Ama gerçek olan şurasıdır ki bir medya savaşının ortasındayız ve bu insanların kimden direktif aldığı malumdur. İblis ve onun orduları. Bu savaşta tek silahımız imanımızdır. Bu savaşta onların karşısında durabilecek yegane güç komünizm değil, liberalizm değil, sekülerizm değil, sadece ve sadece İslam'dır. Dünyada ve ahirette de gerçek olan budur. Ne kadar bilgiye sahip olursanız olun, reklamlarda, filmlerde, dizilerde, yarışma programlarında ne kadar çok bilinç altınıza işlenen karelerin şifrelerini çözerseniz çözün, eğer azığımız iman, cephanemiz, amellerimiz, desteğimiz Allah değilse bu savaşta kaybedeceksiniz. Çünkü imandan başka her azık tükenir. Salih amellerimizden başka her cephane patlar, Allah'ın desteğinden başka her türlü destekler yıkılır. Gençlerimizi medya popüler kültüre yönlendiriyor. Popüler kültür en hızlı insan tüketim kültürüdür. Nasıl yaşandığında en çok hazza ulaşmanın yolunu tarif ederlerken cehennemin yolunu kamufle ediyorlar. Televizyon dizeleriyle zina yapan gençlere masumane bir aşk imajı çizerlerken Allah'ın yanındaki imajımızın alçaklığını fark edecek zamanımızı bizden çalıyorlar. Düşünmene asla yer yok. Zaman yok. Zaten bu fırsatı da vermiyorlar. Niçin yaratıldığının farkına varmadan televizyon bize çeşitli örnekler sunuyor. En ahlaksız ve tutarsız kişileri en değerli olarak gösterirken iyi oluşumuzu, dürüstlüğümüzü ise acziyet olarak izliyoruz. Ne yazık ki. Akıllı ve kötü olanımız
akıllı ve çalışkan olanımız ineğe benzetilirken, haylaz, kopyacı ve kötü olanlarımız kahraman olarak gösteriliyor. Yabancı ülkelerdeki yarışma programları ithal edilirken ülkemize, aslında yabancı kültürleri de ithal ettiğimizi anlayamıyor. Ailemiz içindeki sıkıntılarımızı hayat şartlarının zorluğuna, sebze ve meyvenin pahalılığına bağlıyoruz. Aslında olan ise Müslüman aile standardımızdan sapmamızdandır. Aile efradımızın arasındaki muhabbetler programlarla parçalanmaktadır. Televizyon programları artık iyice zıvanadan çıkmış. Önceden, yani bundan 20 sene önce daha az ahlaksızlıklar mevcut iken, şimdi daha da çoğaldı. Savaş silahlarının teknik ekipmanları yenilendikçe kurşunların kalitesi de arttı ve tahrip güçleri de arttı. İslam ümmetinin mensubu olarak biz bu medya savaşının hangi sapında yer alacağız, bunu bilmeliyiz. Medya zihinlerimize kültürlerini empoze ederken biz bu kültürü al aşağı edecek vahiy bilgisinden uzaklaşıyoruz. Bu insanı zehirleyen yaşam biçimini parçalayacak bir Resulullah ölçüsünden kaçmaktayız. Nereye kaçıyoruz? Yahudilerin, Hristiyanların karanlık yaşamlarına mı? Onların karanlıklarında bir ışık, bir şeref mi arıyoruz? Eğer böyleyse Allah bizi uyarıyor. Nisa suresi 139. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Yahudi ve Hristiyanları taklit eden insanlarımızla bu ümmete nasıl faydamız dokunacaktır? Biz dizi filmlerin önünde mor gözlerle sabahlayan bir annelerden İsmail'ine su getirmek için Safa ve Merve'de o sıcaklıkta 7 kez tavaf eden bir Hacer annemizin şefkatliğini bekleyebilir miyiz? Biz flört programlarındaki kişilerin hayat hikayelerini ezberleyen, Facebook'ta bilmem kaç tane erkeğin takip ettiği başı kapalı kızlarımızdan iffeti örnek Meryem olmasını bekleyebilir miyiz? Biz şehvetini dava kabul gören oğullarımızdan bu zamanın firavunlarını, bu zamanın Nemrutlarını bir mücadele içerisine giren Musa ve İbrahim olmasını bekleyebilir miyiz? Biz gündüz işte, akşam da, gecenin geç saatlerine kadar futbol kritikleri başında uyuyan bir babadan sabır abidesi olan bir Yakup olmasını nasıl bekleriz? Televizyon ve sosyal medya aile kurumumuzun altına dinamit yerleştirmek suretiyle ortadan kaldırmaktadır. Bu da sadece iblis ve avanelerini, ordularını sevindirmektedir. Nitekim Müslim'de geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şu hadis tam yerine oturuyor. İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra yapacakları kötülükleri yaymak için avanelerini, yani ordularını sağa sola gönderir. Makam ve mevkice ona en yakın olanı en büyük fitneyi çıkarandır. Hepsi yaptıklarını anlatmak üzere iblisin yanına gelir ve işlerinden birisi ben şunu şunu yaptım der. Ancak iblis ona senin yaptığın da bir şey mi der. Sonra bir başkası gelir ve falan adamı karısından ayrıncaya kadar, boşayıncaya kadar onun yakasını bırakmadım der. İblis bundan o kadar memnun olur ki hemen onun yanına çağırır, sen ne kadar şirinsin der ve ona iltifat eder. Konuyu toparlayacak olursak, ne yazık ki televizyon ve diğer propaganda araçları zihinlerimizi esir alıyor. Bunlardan birisi de Hollywood endüstrisinin saldırısı sayesinde yıkanan beyinler. Filmlerde Amerikan askerlerini hep teröristlerin elinden halkı kurtaran ve o merhametli ellerini çocuklara uzatan kurtarıcılar olarak izliyoruz. İşte bu bizim bilinçaltımıza karşı işlenen bir saldırıdır, bir suçtur.
Askerler tam donanımlı, teknik ekipmanları ve teknolojik araçları ile filmlerde boy gösteriyorlar, gövde gösterisi yapmaktadırlar. Ve süper güç olduğunu bütün beyinlere kazınmaya çalışmaktadırlar. Nitekim başarılı da oldular. Aslında bunlar süper güç değil, süper teröristlerdir. Neden mi? Kuzey Amerika'da 70 milyon Kızılderili'yi katlettiler. 70 milyon. Yani İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda takribi 40 milyon kişi ölmüş savaşta. Ama sadece Amerika, Kuzey Amerika'da 70 milyon Kızılderili'yi katlediyor. Ve bitmedi yani. 65 milyon bizonu da öldürüyor. Bizon mandaya benzer, Kuzey Amerika'da yaşayan bir büyükbaş hayvan. Peki hani 70 milyon Kızılderili'yi katlettiler ama bizonları neden öldürdüler? Sırf Kızılderililer yemesin ve açlıktan ölsünler diye. Evet. İşte bunları yapan bu süper güç. Japonya'ya atom bombası atarak binlerce bebeği ve çocukları öldüren bu merhametlilerdi. Hem de bilerek, araştırarak Hiroşima ve Nagasaki şehirlerinin en yoğun olduğu saatleri seçmişlerdi. Ve medyaya öyle bir istihbari bilgi verdiler ki şöyle dediler: biz Hiroşima ve Nagasaki'ye saldırıda bulunmayacağız. Yani ateşkes. Bütün Japonlar, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı demeden o şehirlere doluştu. Neden? Saldırıya uğramayacaklardı çünkü. Ama ne yaptı? Atom bombası attı. İşte bu süper güç bunu da yaptı. Vietnam'la hiç alakası olmamasına rağmen işgal etmeye çalışan ve yine ezik bir şekilde yenilip kaçan bunlardı. Peki nasıl televizyonda görüyoruz, filmlerde görüyoruz? Vietnam'a çıkan bir Rambo imajı. Vietnam'daki yenilgiyi telafi edecek mi acaba? Rambo tek başına bütün orduyu dize getiriyor. Bizdeki Kara Murat gibi. İşte bu da medyanın abartması yani. Ulusunu kurtaracak ya bir savaştan, yenilgiden sonra. Irak'ta binlerce Müslümanı katleden, kadınlarımıza el uzatan yine bu namussuzlardı. Her yolsuzluğun, her sömürünün altından çıkan bu terörist devlet, kendi halkına bile yalan söyleyerek kendilerini haklı, karşısındakileri de hep haksız göstermektedir. Medyaları sayesinde kendilerini hep barış havarileri gösteriyor. Karşısında bulunan her gücü ve inancı da terörist olarak kamuoyuna sunuyor. Öyle ki Müslümanların bile Müslümanlara bakış açıları değişiyor da bir ülke işgale uğruyor da işgal eden mağdur, işgale uğrayan ise en suçlu olarak medyada görülüyor. Kardeşlerim, söyleyin bakalım. Annelerimiz öldürülüyor. Kardeşlerimiz tecavüzlere uğruyor. Bebeklerimiz kundaklarında ya da anne karnında öldürüyor da tıpkı Firavun zamanındaki gibi kendisine bomba atılan silahın dipçiyle muamele edilen bu mazlum halktan düşmana gül atması bekleniyor. Katiline, tecavüzcüsüne muhabbet beslenilmesi isteniyor, teveccüh edilmesi isteniliyor. Var mı böyle bir şey? Hangi savaşta mevcut ki günümüzdeki Suriye'de de, Irak'ta da, Afganistan'da da, Arakan'da da, Filistin'de de aynı şekilde bir mücadeleye girilsin? Söyleyin kardeşlerim, Çanakkale'nin hangi cephanesinde gülle atan ordulara karşı ordular gül demetleri attılar düşmana karşı? Var mı? Yok. Dostumuzu ve düşmanımızı Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın ve diğer terör devletlerinin medya söylemlerine ve politikalarına göre değil, Allah ve Resulü'nün bizden istemiş olduğu şekilde seçmemiz beklenmez miydi? Dünyanın her köşesinde Müslümanlar katledilirken dünya sessizliğini korumaktadır. Herkes sessiz kalsa müminin Rabbi asla sessiz kalmamıştır. Nitekim Nisa suresi 93. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.
Bu ayete kulak veren müminler de asla sessiz kalamazlar. Ancak Kur'an'dan uzaklaşan Müslümanlar medyanın muhteşem propagandası karşısında kendi kardeşlerine suçlu muamelesi yapmaktadırlar. Ancak Amerika'ya, ancak Rusya'ya, ancak Çin'e bir sözleri ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu durum kafirlerin medya araçlarını nedenli etkin bir şekilde kullanmalarından, bizim kardeşlerimizin ise bu vakaları araştırmaktan ne kadar uzak olduğu teşhisi ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde dost ve düşman kavramı değişmektedir. Allah-u Teala yine Maide suresi 51. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o onlardandır. Şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Baktığımızda Müslümanlara, yani bize Yahudi ve Hristiyanlara benzemek için ekstra bir çaba içerisine giriyoruz. Şimdi bu ayeti okuduğumuzda Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken şöyle akla gelmesin. Benim Yahudi arkadaşım yok. Benim Hristiyan dostum yok. Olsaydı ne olacaktı sanki? Yani olsaydı onun gibi mi giyinecektin? Onun gibi mi içecektin? Onun gibi mi zina yapacaktın? Ne yapacaktın? Ne fark ediyor? Zaten televizyonda izlemiş olduğu şarkıcıları, futbolcuları örnek alıp onlar gibi saç modeli yapmıyorlar mı? Onlar gibi giyinmiyorlar mı? Onlar gibi hareket etmiyorlar mı? Bu da işte Yahudilere bir muhabbetin beslenilmesi demektir. Allah Resulü ise Yahudilere benzemekle alakalı ve onların yolunu takip etmeyle alakalı şu hadisi buyurmuştur. Buhari'de geçiyor hadis. Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. Onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir kertenkeleye girseler dahi siz de onları takip edeceksiniz. Ya Resulullah diyor sahabeler, bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı olacak? Şöyle buyurur. Ya başka kimler olacaktı? Baktığımızda topluma, Müslümanlara gerçekten bu hadisin karşılığını görmüşüz, duymuşuz ve şu anda yaşanır hale getirmişiz gibi görünüyor. Ne yazık ki. Söyleyeceklerim bu kadar. Yaptığım bir hata yapmışsam affola. Allah razı olsun beni dinlediğiniz için. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha amma salavat.